Size iyi haberlerimiz var. Bir haftadır konuşuyoruz. Özge Sevinç'in şüpheli ölümüyle ilgili gerçekleri hep masaya yatırdı. Konuştuk, taraflar konuştu, herkes konuştu ve yayınımız ses getirdi. Konuşulanlar, Yılmaz'ın itirafları, Ahmet Sevinç'in söyledikleri, Allah'a şükür söylediği itiraflar, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün çok çok önemli açıklamalar daha yapacak inanıyorum. Çünkü çok şey biliyor, o bildiklerini bize biraz kontrollü anlatıyor. Ama şu ana kadar konuştuklarımız, anlatılanlar, gelen haberler, ihbarlar ve bunun üzerine özellikle en son Yılmaz'ın itirafları ihbar kabul edilerek Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Geçen iddiaların odağındaki 3 isim Yılmaz Akkoca, Ayşe Asar ve Cengiz Karataş şu anda Sındırgı Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındalar. Gülkar Hanım, biraz için rahatladı mı? Rahatladım. Ha? Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım çok aç kalmış, çok acılar çekmiş. İçinde ne kadar kişi var, hepsinin tutuklanmasını istiyorum. Her yakada dövdüler benim kızımı. Her yakada faydalandılar benim çocuğumu. Saf kalbinden işlettiler. Benim çocuğum çok merhametliydi. Benim çocuğum çok kötü bir insan değildi. Allah'ım herkese cezasını çekmesini istiyorum, herkesin. Buradakilerin de aynı şekilde buradaki insanların da tutuklanmasını istiyorum. İnşallah gözaltı yeterli değildir de tutuklanırlar. İnşallah. İnşallah gözaltı. Benim çocuğumdan faydalananları Allah birazcık göstersin. Daha rahat. İnşallah. Buradaki İnşallah herkese tutuklanırlar. Teşekkür ediyorum şöyle bir de ilgilenen hepsine Allah razı olsun. Siz bize başvurduktan sonra biz de elimizden geleni yaptık. Ekibim de çok çalıştı ama çok burada... Ekip hepsine teşekkür ediyorum. Hepinizden de Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Hepinizden de Allah razı olsun. Benim çocuğum su içemezdi. Ben buraya gelmesem bundan mümkün mü bununla çıkması ya? Benim su vermediler değil mi? Siz yaptılar. Neden benim çocuğumu affettirdiniz? Neden böyle yaptınız? Şimdi ben benim çocuğum çok acı öldü. Bunu mu hak etti? Benim çocuğum da gelin o 10 yaşlarda evlenmediler. Benim çocuğuma neden geldirdiniz? Hepinizin de çocuğu var. Hepinizin de şansı var. Benim çocuğum bunları mı hak etti 18 yaşından beri? Neden böyle yaptınız? Sizin çocuğunuz yok mu? Benim çocuğum niye güzel güzel yaşanmadınız? Ben çocuğum o kadar her bir şeyde... Bunu benim çocuğuma... Başka bilmiyorum ben. Neden yaptınız? Kafa sallıyor ya. Niye o kafa sallayacak? Hepiniz de yaralandınız benim Doktorun çocuğuma. Doktorun mu kullanayım? Ben bir de bu kendim kullanıyorum bak. Neden benim çocuğuma hap kullanmadın? Ben. Benim Ayşe çocuğum yapıyor, seni hak ediyor mu? Sen gelmişsin 70 yaşına benim çocuğumla 28 yaşına. Ben seninle evlenmek istiyorum dese bile sen neden kabul ettin? Neden? O senin torunundan küçük. Ve biz bu süreçte avukat kimler boşanma davasına açtıysa lütfen onlar da bağlansınlar. Evet. Biz alamadık kardeşimi. Biz herkese sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü biz kardeşimi alamadık. Bir sürü dilekçesi var babamın. Oradan alamayınca telefonlarla irtibat haline geçmeye çalıştık. Tamam. Her zaman yanında oluruz. Bunların hepsine... Hayır. Bak 16 Temmuz'da Yılmaz'ın evinden dahi tamam. Alamadık. Senin tamam. Nikahlı karın. Oradan. Oradan da alamadık. Bir sürü dilekçemiz var. Bir sürü. Şimdi koronavirüsü fırsat bildiniz. Çakal. Hayır. Konuşma. Hayır. Yok ya, konuşma. Bir sürü dilekçemiz var. Niye gelmedin eve? 4 ay niye gelmedin eve? Yavrum gelemiyor. Koronavirüs var. 4 ay niye gelmedin eve? Elimi ko. Ne diyecek sesi bak bakalım. Neyi bak, bu? Sen kafana göre gidiyorsun. Cengiz Karataş'la evlenmiş kızın. Sen dün ne dedin? Cengiz Karataş'la kızın evlenmiş. He. Hem de imam nikahsız. Sen ne dedin? Burada herkes dedi nasıl razı oldun dediler. Sen ne dedin? Kendi gitti. Ya o da ölürse dediler. Sen dedin ki ölecekse ölsün dedin. Ama bu adam her zaman dilekçesi bulundu. Ben nikahladım. Cengiz her zaman benim arkasından durdu. Onun nikahı yok. Benim güvenliği yok. Bağırma babacığım. Nikah her zaman arkasında durdu. Sen diyorsun tamam. Hep yanlış şeyler arkasında. Bunların hepsini konuşacağız. Bildiklerini doğru Ahmet Bey. O zaman doğru anladın. Buraya değmem. Cihan'la ilişkisini de anlatacaksın. Sen Elif'i de koruyorsun. Ben onu anladım. Neyi Elif'i koruyorum ben? Elif'i koruma o zaman. Ya da Cihan'ı koruma. Ne biliyorsan anlat.
bizi niye koruyacak kızım o? Bizi niye koruyacak? Senin adı bu arada durumumuz ne? Yılmaz Akkoca, Ayşe Asar ve Cengiz Karataş Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeler. Tuğçe Kocaman ve kameraman arkadaşımız da oradalar. Bize oradaki son gelişmeleri aktaracaklar. Tuğçe şu anda içerideler değil mi hala? Ve oradaki gelişmeleri sen bize aktaracaksın. Şu anda ifadeleri alınmaya devam ediyor bildiğimiz kadarıyla değil mi Tuğçe? Evet, evet Didem Hanım. Şu anda Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz ve dünden beri gerçekten burada Sındırgı'da hareketli saatler yaşıyoruz. Hı hı. Ve biliyorsunuz dün Yılmaz Akkoca ile birlikte canlı yayına bağlanmıştık ve canlı yayınımızın hemen ardından kendisiyle biz konuşmaya, röportajımızı yapmaya devam ettik. Biliyorum. Ve kendisiyle röportaj yaptığımız esnada Yılmaz Akkoca'yı Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla Yılmaz Akkoca'nın evine bulunduğumuz yere geldiler ve kendisi orada gözaltına alındı. Gözaltına alınarak buraya Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi Didem Hanım. Şu anda da içeride peki. Kendisi. Ve ben şunu da söyle Tuğçe'cim, tamam söyle. Buyurun Didem Hanım. Tamam, detayları sonra konuşacağız biz. Ben tekrar geleceğim size ama ben şunu söyleyeyim. Ayşe Asar telefon bağlantısıyla yayınımıza katıldığımızda asıyor kesiyordu. Ben de dahil olmak üzere herkese tehdit ediyordu. Şimdi devletin şu anda devlete ifade veriyor İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde. Bakalım orada asıp kesecek mi? Kimleri tehdit edecek? Herhalde emniyeti de tehdit edecek hali yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Yayınlarımızı ihbar kabul ederek öncesinde ve sonrasındaki duyarlı çalışmalarından dolayı ve başarılarından dolayı Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Onlar da harekete geçtiler ama dosyayı takip eden savcı Cumhuriyet Savcısı Sayın İnal Taş'a, Balıkesir Emniyet Müdürü Sayın Hasan Onar'a ve İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir'e çok 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 teşekkür ediyorum. Şu bir...